Özaydın Sürücü Kursu. Başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba. Bugünkü arkadaşımız Yağmur Karataş. Yağmur arkadaşımızın bugün ikinci günü, ikinci gelişi. Dün ilk dersimizi yapmıştık. Bugün de ikinci gün ve üçüncü dersimizi yapacağız biraz sonra. Arkadaşımızın daha önceden altyapısı vardı, temeli vardı, araç kullanmış. Güzel kullanıyor. Biz de 8. 10. dersi beklemeden direkt video çekelim dedik, değil mi? Evet, Yağmur. Yağmur, buraya geliyorsun sınav günü. Kimliğini komisyon başkanına veriyorsun. Tabletle şöyle yaklaştık, fotoğrafını çektikten sonra hadi başla kızım diyor, tamam mı? Motor kaputunu açarak başlıyoruz. Buyur. Motor kaputunu açabilirsin aracımızın. Orada bir mandal vardı. Onu çektik. Şurada başlayan neler vardı? Motor soğutma suyumuz, antifrizi evet. Koyduğumuz yer, cam silecek suyumuz, evet. Motorumuz, motor yağ kapağımız, motor yağ ölçüm çubuğumuz, hava filtremiz, akümüz, sigortamız, fren hidrolik yağımız. Çok güzel. Kapa döndürüz. Bagaja geçiyoruz şimdi şuradan. Bagajımızı da açalım şöyle. Tamponun altında, Clio'larda bagajı açacak olduğumuz düğmesi. Şuradan ara bölmeyi kaldırıyoruz. Burada neler vardı? Yedek lastiğimiz, evet. Bijon anahtarımız, çeki demirimiz, kirkomuz. Tamamdır. Yangın tüpümüz, üçgen reflektörümüz, ilk yardım çantamız. Üçgen reflektörümüzü şehir içinde 30 metre mesafeyle, şehir dışında ise, otobanda ise 150 metre aralıkla bırakmış oluyoruz. Evet, yani önlem alıyoruz aracımızı. Kapattık. Dört lastiğimizi kontrol ediyoruz şöyle gözle veya ayakla. Şöyle ayakla da vurabiliriz. Hı, tamam. Diğer lastiğimize bakalım. Diğerlerine bakıp direksiyonu geçebiliriz Yağmur. Merhaba arkadaşlar. Tekrar bu sefer aracımızın içine hoş geldiniz. Biraz önce dışarıdaydık Yağmur'la. Dediğimiz gibi Yağmur'un bugün ikinci günü, ikinci dersimizi yapacağız. İkinci gün dersimizi yapacağız. Hazır, kendisi kullanıyormuş daha önceden zaten. Dün sadece parklarda tereddütüm vardı demiştim, değil mi Yağmur? Evet hocam. Park yöntemlerini, tekniklerini arkadaşımıza anlattık. Neler yapmamız gerektiğini, dubalarını ne şekilde ayarlayacağız. Onu gösterdik. Parkuru öğrendi, güzergahımızı öğrendik. Bugün Yağmur kendisi anlatacak. Neler yapacağız, nerede sinyal yakacağız. Dönüşler, yola çıkışlarda, ana arterlere çıkışlarda falan. İşte direksiyon hakimiyetimiz, yol tutuşumuz, takip mesafemiz. Bunların hepsini burada videomuzda göstereceğiz arkadaşlar hepinize. Hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Aynı şekilde biraz önce diğer arkadaşlarımızla yaptığımız gibi dış tanıtımı yaptık. Motor aksamı, bagaj, lastiklerimizi kontrol ettik. Aracımıza bindik Yağmur. Ön hazırlık yapıyoruz şimdi. Koltuğumuzu ayarlıyoruz. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Ön hazırlıklarımız, aynamız falan tamam mı? İç dikiz aynamız, evet. Özellikle. Şu iç dikiz aynamız, onu şöyle bir elinle. İyi değil mi? Evet. Tamam, yarım kontak yapalım. Elektrik şöyle gelsin göstergelerimize. Tamam, neler var orada bir tanıtalım. Tabii ki. Hararet göstergemiz, devir göstergemiz, emniyet kemeri göstergemiz, aracımızın el freninin şekli olduğuna dair göstergemiz, motor arızası göstergemiz, hız göstergemiz, yakıt göstergemiz bulunuyor burada. Sol taraf, sağ, yukarı sinyal, sol, aşağı, sola sinyal. Kendimize çekip bıraktığımızda selektör sinyal. Yapmış oluyoruz. Sağ taraftaki kolumuz, cam silecek kolumuz. Evet. Sol tarafımda cam ayarlarım ve aynı zamanda dikiz aynalarımı ayarlamak için düğmem bulunuyor. Buraya baktığımız zaman dörtlerimi yakabileceğim bir düğmem bulunuyor. Burası vitesim. F park halinde, R geri vites, N boş, D ileri sürüş, L ise yine yavaş manuel sürüş gibi. Burada da el frenim bulunmakta. Pedalı da söyleyelim. Pedal olarak da fren ve gazım bulunuyor. Tamam. İki tane pedalımız var. Hazır mıyız? Evet, hazırım hocam. Tamam. Sinyalleri unutmuyoruz. Güzel bir sürüş bekliyorum. Tamam, tamam mı? Çağırsın. Sola sinyalimi yaktım. Evet. Kalkışta hep sol sinyal. Kontrol ettik yolumuzda. Biraz gidelim şöyle. Güvenli bir dönüş yapalım. Tamam mı?
Tamam. Evet, şimdi nereye çıkacağız? Çevre bulvarına. Yol boş, uygun. Şimdi hemen buradan sağa dönüyoruz. Yerlerimizin durumu. Biz yine öne gidelim. Ön tarafa. Birinci park bir kere yapalım yeterli. Şuraya girelim. Yanaş buraya istersen. Şurada mesafeyi ayarlayıp duralım. Paralel park sıramız geldi. Sağ siyerimizi yaptık. İlerliyoruz şöyle, yanaşıyoruz Dubai'ye doğru. Kendini anlat. Ne yapıyorsun şimdi burada? Burada geldiğim zaman sağ arka aynamda Dubai'yi kaybetmeyecek derecede görüyorum. Evet. Gördükten sonra direksiyonumu tam sağ yaparak kırıyorum. Vitesimi de R'ye alıyorum. Tamam. Şuradan ikinci Dubai'yi görene kadar geliyoruz. Evet. Şu an birinci Dubai'mi gördüm. Şu an ikinci dubamı da gördüm. Direksiyonumu iki kez düz olacak şekilde gönderdim. Tekrar köşeye geri geliyorum. Duba. Durduk. Tekrar tam sol yaparak. Şöyle. Kaldırıma çarpmayacak şekilde değil mi? Evet. Tam full sola gördük. Gayet güzel bir park oldu. Paralel hale getirdiğimizden eminiz. Parkımız bitti diyoruz. Evet. Tekrar sola sinyalimi yakıp vitesimi D'ye alarak park alanından çıkıyorum. Şöyle şurada bir toparlıyoruz. Biraz yürüyelim. Komisyonu ve beni alıyorsun. Tamam mı? Hı, burada canım. Duruyorsun. Sol siyanı yakıp devam ediyoruz. Soldan devam edelim şimdi. Güzel. Park yerinde bir tane araç var. Park şey, D park. Evet, şimdi ne yaptık? V park alanına yaklaşıyoruz. Evet. Ortalıyoruz değil mi? Ortaladığımızdan emin olalım. Öndeki aracın parkını bitirmesini bekliyoruz. Evet Yağmur, L parka geldik. Ne yapıyoruz burada? İlk önce aracımı ortalıyorum. Evet. Sonra sağ sinyalimi yakıyorum. Aracım D'de. İleri gidiyorum. Yavaş yavaş ortalayıp da. Bu sefer burada ne yapıyoruz? Dubai'yi. Dubai'yi kaybediyoruz. Çok olmayacak şekilde. Tekrar R'ye alıp direksiyonumu tam sağ yaparak kırıyorum. Şuradan aynadan bakıyoruz. Kurtar kurtarmadığını. Şu an Dubai'm kurtardı. Önde kurtardık. Sol kurtarıyor mu? Arka sol, evet, taraf. Evet. Solda kurtarıyor. Tamam. Paralel yapana kadar geliyorsun ve duruyorsun. Düzeltiyoruz. Giriyoruz değil mi? Eşitlenene kadar ucumuz. Tamam. Yeterli. Tekrar sağ sinyalimi yakıp düz bir şekilde ileri devam ediyorum. Şöyle aynamızı Dubai'ye dört parmak geçti mi kırıyoruz sana. Kırdık burada. Yavaş biraz daha çıkalım. Şöyle kurtarıp kurtarmadığını bakıyoruz değil mi? Evet hocam. Kurtardı. Orası da kurtardı. Güzel. Burada da duruyoruz Yağmur. Biz alıyorsun. Tekrar kalkışta sol sinyali unutmuyoruz. Sol sinyalle devam ediyoruz. Evet. Sırada geri manevramız var. Burada yapabiliriz. Bak orada yapan var mesela şu anda. Biz tekrar sağ siyerimizi yakıp şu çizgide durup arkadaki Dubai'ye kadar beyaz çizgiyi çiğnemeyecek şekilde geliyoruz. Tekrar vitesimi R'ye alıyorum. Direksiyonu düz bir şekilde. Sinyali kapatabiliriz. Frenden çekiyorum. İki tarafı da kontrol ederek değil mi? Evet hocam. Ben tamam yeterli. Komisyon sana yeterlidir diyene kadar geleceksin. Tekrar çıkış yapacağım için sola sinyalimi yakıyorum ve devam ediyorum. Evet. Kontrol ediyoruz. Şu birinci Dubai'ye geçtik mi ikinci ortadan dönüş alacağımız Dubai'ye doğru yaklaştırıyoruz aracımızı. Güzel. Şöyle güzel bir dönüş yapıyoruz değil mi? Göründüğümüz dönüş. Sonraki görevim
frenimiz ne? Parkurumuzda aynı fren. Şöyle diyor yönetmelik. 30 km hızla giderken manuel araçlarda ikinci vites, otomatiklerde 30'da giderken ani fren yapacağız. Devam edelim biz basalım hızla. Selektör yapmayı istersen. Öğrendik. Evet, selektörü biliyorum. Burada yapabiliriz Yağmur. O da orada yapacak çünkü. Yap burada sen ani frenini. Tamam, güzel. Hemen kalkış için sol sinyal. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi tekrar çevre buradan çıkacağız. Sağ sinyalini tekrardan yakıyorum. Bunun arkasında duralım. Genelde sınavda böyle sürücü kurslarını takip edeceğiz, tamam mı? Tamam. Yani hiç acele edip sağından solunda durup da erkenden bir önce çıkalım diye düşünmeyeceğiz yani. Çıkabiliriz yavaş yavaş. Sağdan gidelim arkasından. Çünkü sol şeritten gelen var. Bu da bayağı bir yavaş. Bundan sonra sollayabilirsin. İşlemi için. Sağa geçerken sağ sinyalimi yakmıştım. Şu an kalkacağım için tekrardan sol sinyalimi yakıp kalkacağımı gösteriyorum. Freni bırakıyorsun. Freni bırakıp gaza yükleniyorum. Döneceğimiz yer yakın olduğu için kapatmayabilirsiniz de sinyali. Kapatırsanız da yaklaştığınızda açmayı tekrar yakmayı unutmayın. Sola dönüş için. Yaptık. Artık bundan sonra
dostlarla. Karşı karşıya gelmeyelim. Bunu sollayabilirsin. Dost yerini yak, bas gaza. Bas iyice yükten, karşıdan gelen yokken değil mi? Evet hocam. Tekrar sağ sinyalini yapıyorsun. Tabii aracı şöyle bir gördükten sonra değil mi? Evet. Öyle geçiyor sağa, yoksa hemen burnunun dibine girmiyor tabii. O çok önemli. Sollama kuralları değil mi? Araç geçme kuralları. Burada dur levhamı olduğu için önce durarak solumu ve sağımı kontrol ediyorum. Yavaşça ufak yürüyebilirsin. Kontrol ettik, boş. Öyle durursun. Yoksa adadan dönüyorsun. Devam edelim. Arkasına girebiliriz. Şöyle yanına girebiliriz. Sağda. Burada duralım. Çok güzel. Sen yürü şimdi. Geldik. Evet. Burada durup kontağı kapatmadan sınavımız bitmiyor. Çünkü bazen burada bile kalanlar olabiliyor manuellerde özellikle. Şimdi biraz ileri doğru gidelim yavrum. Şöyle devam et biraz. Şu çukurda geçelim. Şurada tekrar sağ sinyalde duruyoruz. Şurada durduk burada. Tamam. Aracımızı güvenli bir şekilde çektik. Elfenimizi P'yi aldık. Stop ettik. Pedalları bırakabiliriz. Tamam.
Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel. Çok başarılı bir sürüş. Beklediğimden daha iyi bir performans sergiledin. Gerçekten hani ben tamam, burada daha önce altyapımız var, biraz deneyimiz oldu falan diyenler oluyor bazen. Ama tabii senin bayağı iyi bir tecrübe edinmişsin. Gayet güzel sürüşünü beğendim. Manuel bile kullanırsın yani şu seviyede. daha önce de tecrübe etmişsin, evet. Kullanmışsın. Başarıların devamını diliyorum. Aynı böyle başarılı ve kaliteli sürüşler olsun inşallah. Çok bundan sonraki süreçlerde. Senin de böyle şöyle arkadaşlarımıza kameraya bakarak var mı bir sürücü adayı olarak önerilerin, onlara yapması gereken tercih önerilerin? Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle heyecan yapmayın. Heyecan her şeyin önüne geçiyor. Her şeyi unutuyorsunuz, sinyal vermeyi bile. Bunlar önemli unsurlar. Heyecanınızı yenin. Rahat bir şekilde sanki normal kendi aracınızı sürüyorsunuz, gezmeye çıkmışsınız gibi. Devam edin. Kurallara uygun bir şekilde geçeceğinize inanıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadar. Yağmur arkadaşımızla çektiğimiz, bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.